7. ayet. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh başka rivayet etmiş olduğu hadiste hiçbir gün yoktur ki diyor illa iki melek gelir sabahleyin biri der ki Allahümme diyor ey Allah'ım senin yolunda malını cimri edenin malını telaf et diye dua ederler. İkincisi der ki ey Allah'ım senin yolunda malını senin yolunda malını infak edenin malını arttır senin yolunda malını cimri edenin malını telaf et diye nedir? Burada dua ederler. Burada alimler diyorlar ki telaf etme. Burada alimler diyorlar ki telaf etme sadece dünya nimetleriyle dünya şeyle değil. Aynı zamanda ahirette de bu geçerlidir. Yani burada sadece dünyalık meselelerde nedir? Bu dünyada Allah'ın cimri insanlara vermiş olduğu nedir? Bir cezadır bu. Ama ahirete gelince nedir? Allah Celle Celaluhu onlara hazırlamış olduğu daha çetin bir azap vardır. Yani burada dünyada hem nedir? Hem malları telef ediyor hem de mesela şu anlama geliyor. Kişinin mesela varlıklı olmasına rağmen sıkıntı çekmesi, ondan sonra evlatların hayırsız çıkması ve bu şekilde. Ama ahirette Allah'ın bu tür insanlara vermiş olduğu en büyük cezadır. Hangisi? Rad suresi 34. ayette geçtiği gibi وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقْ diyor. Allah'ın o ahiret günü, o gününde onlara vermiş olduğu ceza daha şiddetlidir diyor. Ondan sonra وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَاقْ diyor. Ve Allah'ın azabından onları kim kurtarabilir, kim muhafaza edebilir, kim yardım edebilir, kim onları koruyabilir diye bu şekilde Celle Celaluhu buyuruyor. Burada bazı anne diyorlar ki bir kişi namaz kılıyor zekat vermiyor. O zekatı makbul değildir. Zekat veriyor namaz kılmıyor. Ha o zaman o namazı kabul değil. Niçin? Çünkü Allah Celle Celaluhu buyurduğu gibi ve akimus salate ve atuz zekate. İkisi bir zikrediyor. Eğer deseydi Rabbimiz Tebareke ve Teala sadece ve akimus salah o kişi orada kurtulur. Ama hayır. Rabbimiz Tebareke ve Teala ikisi bir. Nerede? Burada zikrediyor. Namaz kıldığı gibi aynı zamanda zekatını da verecek. Ancak bu şekilde kamil bir şekilde imana sahip olur. Ve biliyor